Herkese iyi günler, hayırlı günler dilerim herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizim bugün böyle çok güzel havamız var. Birazcık rüzgar var. Ama ne bulut var, ne yağmur var, bir şey yok. Ben de kalktım. Dedim ya, dün demiştim ya, biraz dışarıda işlerim var. Toplamam lazım. Şey, küçük evi işte oraları topladım. Sonra da geldim, dün bunları suarmamıştım. Bunları suarayım. Her bir şeye böyle su dökmem lazım. Ondaki ağaçlara da. Her bir şeye suarayım. Hepsiyle yuhluyorlar. Onları sonra oyardım. Onlara çay içireyim. Toplayayım, yakayım. Sonra da komşum bir gün Kur'an okuyor. Allah kabul etsin. Oraya yardıma gideceğim komşuma. İşte öyle. Bunlar dün ıslanmıştı ya. Burada unutmuşum kaldırmaya. Eşim de sağ olsun. Gelmiş sabahına bunları asanda burayı çığnamış. Bilmiyor ki ekili. Burayı çığnamış, burayı asmış. Oğlu orayı çığnadı dün. O da burayı çığnadı. İşte bunlar suğralsın da. Bol değil. Bakşa işlerim yok bugün. Bunlar da gözüme batıyor bunda. Ama başka yerde ıslanırlar. Öyle işte. Buraları topladım. Buralarda bir iki kap vardı. Onları topladım, yakadım. Buldu. Kapı baca temiz. Buraları da sildim. İş bugün yok. Bunun dibini de aslında çapaladım. Vurdum, böyle yumuşattım. Çünkü bilmem biri tutmadı mı ne bilmem, yeşillenmişti, sonra bile kurudu kaldı. Bunlarda nedense çok şey büyür, ağır çetin büyür, neden öyle bilmiyorum. İşte dibini vurdum da şimdi sulayacağım. Böyle taraftan da böyle gireyim, onları kaldırayım, çay koyayım da oranın suyu aksın. Uçak bir.
Kızım sen de bir şey. Benim işim bitti, dışarıda da içeride de yani işim yok. Şimdi de dedim ki evle yemeğine tezken bunu yedim. Çocuklar yer okula gider. Dünkü çorbadan var da dolma çorbası ama onu istemiyorlar. Akşam da onu yiyorlar, üşüdürüm. Ha şimdi bunu yedim tezken. Bir de bunda bunu yoğurdum. Ha şimdi diyeyim de bu şeydir. Kur'an'a yok şey kete yapmıştı mı? O keteyi ben 10 tane yapmıştım gece. Ama işte annem gelince dedi ki 10 tane sana çoktur dedi. 6 tane de yeter. İşte 6 taneyi pişirdik. 4 tanesini de ben buzdolabına koymuştum. Bu ikisi odur işte. 2 tane de gene var. Ama eleken etmedim. İçine şimdi ben bile büyükçe açtım. İçine çükelük ettim ikisini de. Sonra geri topladım. Böyle 2 tane yaptım. Çocuklar eleken olsa sevmiyorlar keteyle iyi yiyilmir. Onun için içine çükelük ettim. Bunda da şeydir. Kıymalı çubuk yapacağım. Çubukla hamur yoğurdum. Hangisini ki yiyorlar? Eğer bunu yemeseler ben bunu isidürüm yasluğa yiyorum. Eğer yeseler ikisi de yiyilse gitse öbür ikisi var ya buzdolabında. Onu da çıkardırım gece yasluğa gene ederim iki tane bile. Bu da şey. Çiburek çok iyi oluyor, bilir misiniz nasıl yoğurulur? 2 bardak un, 250 ml'den 2 bardak un, 3 tane yemek kaşığı sıvı yağ, yani batsoğun içine maslı, 1 çay kaşığı tuz, 1 bardakta 250 ml bardakla da kaynamış su. Yenge kaynayan suyla yoğurmak lazım birinci böyle kaşığıyla, sonra da çok güzel hamur oluyor. İşte bunu 15 tane böleceğim. 15 tane çubuk çıkacak. Kıymalı olacak. Kıyması hazırdır. Dün samsadan kalmıştı kıyma soğanlı. Ondan edeceğim. Böyle işte. Bunu götüreyim fırına vereyim de. O pişeneceğim. Ben de bunu yapayım. Şeyle, kaynar suyla ki yoğuruluyor ya, hamuru bambaşka oluyor, çok güzel oluyor. Önceden mi nesil değiller yani, ben bunu yapan da çiburek yapan da bilmiyordum ki kaynar suyla yoğuruluyormuş. Boş ılık suyla yoğuruyordum, başka oluyordu yani, hamuru başka oluyordu pişirende, dalı da başka oluyordu. Sonra bir kez YouTube'da gördüm ki kaynar suyla yoğuruluyormuş. Şimdi hep öyle yedirim. Gerçekten de çok güzel oluyor. Dedim emi 2 bardak 250 ml'luk 2 bardak un kökiyersiz. Sonra 3 kaşık yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tane küçük çay kaşığı tuz. Bir de 1 bardak 250 ml kaynamış su. Yani yenge kaynayan sudan tökürsüz, onu birinci kaşığıyla böyle edip sonra da hamuru iyice bir 5 dakika yoğuruyorsunuz. Çok güzel böyle plastilin kimi yumuşak hamur oluyor. Öyle. Öbürünü de fırına verdim. Şimdi pişer. Bunları düşürürüm, yedürürüm, toplarım, sonra da Kur'an'a giderim. Bir de ne diyeceğim bilir misiniz? Bugün bayağı aslan geldi, diyor ki mama sen gördün mü diyor. Biz de bunda diyeyim mi size anne demiyorlar. Hiç kimse anne demiyor. Hepsi ya mama diyorlar ya da Rusça yani ya da aba diyorlar annelere. Ya aba ya da mama diyorlar. Benimkileri mama diyor, anne kimse demiyor bizde. Ne diyeceğim? Aslan geldi de bana diyor ki mama sen gördün mü diyor
6000 abone olmuş diye. Ben de baksam ki geçek 6000 olmuş abone. Sizin sayenizde, hepinizin sayenizde, hepinize teşekkür ederim. Sizin desteğinizin sayesinde 6000 olmuş. Yok işte, kendimi anlamadım gerçekten nasıl olmuşum. Bazen un diyorum bile bakma. Un tökmedim de biraz yapışmış. İşte hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok ögrendim, çok alıştım. Hepinizi çok sevdim. 6000 olmuşuk. Çok bir şeyli bile duygu. Şeydir, ne diyeceğim gene. Yani ağlayan da var, ağlamayan da var. Eskiden ben de inanmazdım. Yani Feride çekende Feride ki bana diyordu. Hiç inanmazdım. Aklıma bile gelmezdi ki böyle insana, bilmeyen insana alışmak olurmuş bile. Yani gerçekten sizlere öyle ögrendim ki bazen zannederim ki bile yıllarca bilen insanla konuşurum. Zannederim ki beni nasıl size desem, yani çok kimse bakıyor. Ama zannederim ki beni bir kimse izliyor. Yani şey nasıl desem size. Sizden utanmaz ya, bile çekinmez ya söyleyeyim size, öyle ögrendim hepinize. Şey, siz bana gerçekten de iyi geliyor. Siz bazen bile işte çekiyorum yorumlara, şey diyorum, dönüyorum, okuyorum. İnsan böyle içindeki insanı bile nasıl desem size, nasıl anlatsam. İşte kendi içimdeki bile şeyli beni sıkan bir şeyleri onu diyorum. Bana moralimi bozan bir şeyleri onu diyorum. Sizinle konuşan da bile şeyden de çeken de. Bana yani iyi geliyor siz gerçekten. Gene ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim. Gene de unuttum. Bir de bu YouTube sayesinde biliyor musunuz? Çok iyi arkadaşlara sahip oldum. WhatsApp'ta da söyleyeyim. Gerçekten de çok iyi. Bir de bir şaşırıyorum. Bazen bile oturuyorum. Şaşırıyorum. Diyorum ki nesil bile, yani belki ağlamayan ağlamaz da gerçekten de bile nasıl size desem, insanı bilmeyip görmeyip onunla paylaşmak, içindekini söylemek, birbirinize hayatınızı anlatmak, o daha da bir başka duygumuş. O daha da bir yani anlatamam size. Gerçekten de ile arkadaşlara sahip oldum YouTube sayesinde. Uzaklardan olan arkadaşlara teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sizin şey, yani sizin o yorumların arkasında, güzel sözlerin arkasında, desteğinizin arkasında bile çekmeye devam ediyorum. Çekiyorum. Geleceklerde bilmem ne olur, nesil olur. Ama aşın değil. Çekiyorum işte, bilmem. Bir de gene ne diyeceğim. Çoğu bakıyor da ama abone olmuyor. Belki onu diyelim, belki istemiyor mi bilmem. Çekin, çetin de gülse size. Bakıyorsunuz ki, izliyorsunuz ki. Abone de olun. Size şey, çetin de gül, çetin olmaz. Ben de çok sevinirim. Onun için de kimler ki yani unutmuş oluyor, abone olmamış. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Böyle. Bunu yaptık, şimdi yanlarını kesek. Dediğim şeyden, hamurdan 15 tane, ben 15 tane çıkardım, çıkarttım belirleri böyle yanlarında, şimdi keseceğim. Eğer kim küçük küçük işliyorsa 17 tane çıkıyor. Yani hep yapan da 17 tane yapıyordum da bile küçük küçük oluyordu. Bugün dedim ki 15 tane olsun, hem de kıymam biraz azdı böyle. Şimdi yanlarını kesin, sonra da başlayayım kızardım. Nereye gitmiş bu? Yanlarını güzel keseni bulamadım da, ola ki de o küçük evde kaldı. Onda tokaç pişirem de, Kur'an'a tokaç yapan da kesirdiler de. Oraya gitmeye istemiyorum. Ben de bundan keseceğim bile. Şey, bir de ne diyeceğim?
Onda komşularımla, ablalarımla oturuyor, böyle söylüyorduk da. İşte yani YouTube'a bak, bana baktıklarını söylüyorlar bir şeyler. İşte bir ablam diyor ki, sen çok diyor şey diye sözü kullanıyorsun diyor de. Evet, gerçekten de çok kullanıyorum ama insan böyle video çeken de ağlamıyor. Sonra montaj yaparken ağlıyorum. Yani fark ediyorum ki şey etmişim, çok kullanmışım bazı sözleri ya da bir şeyi iki kez demiş oluyorum. Öyle de oluyor. Bir de nedendir bilir misiniz? Yani Türkçem iyi de güle, güzel de gül. Ondan söyleyende insan böyle biraz heyecanlanıyor. O yüzden işte bazı sözleri düz demiyorum. Bazen iki kez söyleyeyim. Bazen güzel demiyorum. İşte öyle oluyor. Kusura bakmayın. Ben de sizden usul usul öğreniyorum. Bir şeyler ben size gösteriyorum. Sizlere öğreniyorum. Çok bir şey siz bana öğreniyorsunuz. Gerçekten de çok bir şeyler sizden öğreniyorum. Bazı kimseler yazıyor, bir şey öğreniyorlar. Ya da böyle söylemeyi baştaki videolarıma bakıyorum, onda hepten bir söylüyorum, böyle kendi kendime komik geliyor, söylediğim kendi kendime komik geliyor, böyle hiç dinleyemiyorum bile, bakamıyorum kendi videolarıma. Ama işte usul usul öğreniyorum ben de, gene yani komik olsa da güzel olmasa da gene de izliyorsunuz, teşekkür ederim. Kötü yorumda gelmiyor. Ben video başlamadan önce, yani birinci videoyu paylaştım, Feride bundaydı ki neden korkuyordum ki kötü yorumlar gelecek, çünkü kötü yorum gelse insan çok kötü oluyor. Ben Feride'den biliyorum, insanın yani 100 tane güzel yorum gelse, içinde bir tane kötü yorum gelse insanın sağ günü, bütün günü mahvoluyor. Feride'den biliyorum. Bazen geliyor, belki onun aboneleri çoktur, o yüzden mi, bazen oluyor işte onun ile yorumları, ama bana gelmiyor, kötü yorumlar gelmemiştir. Belki bilmem, ileride abone çokluğunda gelir mi yok mu bilmem, ama şimdi yoktur, ona da çok sevinirim ki yani kötü yazan yoktur. Yorumları okuyup havasıma geliyor, ile çok kimseleri de buralarda görüyorum, hepsi diyor ki ne güzel bir şeyler yazıyorlar sana diyor. Hep okuyoruk diyor. Buradakiler yani yazmasa da izleyirler, okuyorlar hepsi. İşte onlar ki diyor ki ne güzel bir şeyler yazıyorlar diyor. Ben de çok sevinirim. Gerçekten de. Sonra gene bir ablam dönen diyor ki sen şimdi bakıyorlar ya bana, izleyirler burada. Diyor ki pazarda gezende diyor. Nesil çekiyorsun sana diyor. Gülüyor bana diyor. Şeydir, sana şimdi bakmıyor mu kenarda ki sen kendi başına ne konuşuyorsun? Gerçekten de bakanlar oluyor. Hama bilir misiniz, yani Feride gelmişti ya, Feride gelmişti ki birlikteki pazara çıkmıştık. Feride böyle çekir gezirdi, ben Feride'ye dedim, Feride kaldır ben utanıyorum derdim. Yani uykumu kesmedim. Öyle demiştim Feride'ye ki kaldır ben utanıyorum demiştim. Baştan gerçekten de utanıyordum. Hem de ki tanış kimseyi görende çok insan bile yani çok bile utanıyorsun. Ama şimdi hiç utanmıyorum, hiç de çekinmiyorum, bilmem yani. Bile pazarda gezende de çekiyorum. Bazen onu diyorum bile ki beni kimse görebilir ya da bana kimse bakıyor. Onu diyorum, öğrendim, çünkü kötü bir şey yapmıyorum. Onda kötü bir şey yoktur. İşte eşim de bana hep öyle söylüyor. Zaten birinci destek eşimle geliyor bana. Yani eşim bana çek demeyeydi, bana destek olmayaydı, ben çekemezdim, tabii ki edemezdim. Bir de annem, Allah razı olsun annemle, annem bana çok şey diyor. Bilmem Feride'den öğrendi mi yok mu, yani Feride çekmeye başlamıştı, Feride kızıyordu baştan annem. Şimdi Feride'den öğrendi, alıştı mı bilmiyorum, ama bana çok destek oluyor annem. Kimsenin sözüne bakma diyor, yani kimse kötü bir şey değilse ya, yani öyle kimseler yoktur da gene de diyor ki ilerlerde diyor, yazan da olur ya da diyor, diyan da olur, kimsenin sözüne bakma diyor. Sen bu işi yapıyorsan kimseye bakmayacaksın, dinlemeyeceksin diyor, moralini bozmayacaksın, sen kötü bir şey yapmıyorsun diyor. İşte annemden Allah razı olsun, annem bir de eşim çok destek oluyorlar. Eşim de öyle diyor, yani diyor ki bana işlemiyorsan bu işi yapmak, sil, hepten sil kanalı diyor. Eğer yapmak istiyorsan da diyor, bir şeyden çekiniyorsan hiç çekinme diyor. Çünkü ben senin yanındayım diyor. Sana kimse kötü bir şey diyemez.
Çünkü bunda kötü bir şey yoktur deyir, ayıp bir şey bunda yoktur. İşte onlar öyle diye diye ben de alıştım yani. Onlar öyle dedikçe bana da şimdi öyle geliyor ki gerçekten de bunda kötü bir şey yoktur. Kendi ettiği işimi ediyorum. Kötü bir şey söylemiyorum, kötü bir şey göstermiyorum. Öyle yani, öyle işler. Nenemin bir sözü vardı, rahmetli nenem bir sözü vardı, diyordu ki kadın namus tarafından kendine mükemmel olsun, diline sahip olsun, bakışına sahip olsun, bakışa bir şey yapması ayıp değil diyordu. Yani iş görmesi, iş görmesi, söylemesi, nerede çalışacağı ayıp değil diyordu ki tek yani anladınız ne demek istiyorum. Öyle işte. Bugün bir şey çok konuştum. Böyle şimdi ben bunu böyle edeyim de kızartmaya başlayayım. Bu pişti biri hazır. Dün Kur'an'dan turşu biraz kalmıştı. Az bir şeyim kaldı. Şimdi onu çıkardım. Koyayım yemeğe. Bir de peynir koyayım. Bir de fırındakini çıkardım. O da pişmiş. Bol değil. Bunu vereyim yesinler. Ben de sonra toplayayım. Kur'an'a gideyim. Yani yardıma gideyim. Böyle. İçinden de krem gösterdim size. Böyle içi de güzel sulu oluyor. Bakın. Oy. Böyle işte çok güzel oluyor bunun tadı. Böyle. Bunlar pişti, çıkarttım. Biraz cip çok tutmuşum. Az bir şey. Ne olsun. Böyle şişmiş. Burasından da peynir akmış. Oy, sıcak. Bakalım içine. Böyle çikolatalı içi. Mam. Canım. Nana közele. Ay yerimiş güzel. Nereye yanım? Oldu. Gel yanıma. Halalar bizim işimiz bitti. Gidiyoruz biz. Bunu da alacağım. Çünkü öbür iki küçük okula gidecekler. Öbürü de hele gelmemiş. Ne diyorsun? Goşti. Hadi gel. Git dur. Sen bir keçi mi oldun? He? Keçi olmuş benim kızım. Gel kızım. Hadi gidelim. Gidelim.
gidiyor halalar. Halalar gidiyordu ki. Halalar. Komşum bu bir evden sonra, bizdeki bir evden sonra yaşıyor. O arabadan sonra. Gel bakalım. Cvitoçki. Cvitoçki? Da, anlamayın ki. Aha, ben bunları düzdüm burada. İsmina'yı geri götürdüm, bıraktım eve. İşlemedi bunda durma. Bunları düzdük. Şimdi taşıyak. Bunları taşıyak, düzak da. Ben sonra eve gideyim, çocuklara bakayım. Biri evin içinde iki sufra koymuş. Biri bunda. Biri de burada. Bile. Ben geldim, bunları düzmüştüler de, ben de bu salataları düzdüm. Bunları hep etmiştiler, komşular gelmişler. Büyük eltim de çorba yapıyor dışarıda. Bile. Bol değil, ne ki lazım idi getirdim, koydum etmekleri de, salatları da. Zaten hepsi evine gitti, yani yardımcılar. Ben de gideyim. Gideyim de. Bunda da çorba pişir. Kokusu da her yeri almış. Gemiklü çorba pişir bunda. Eğitim yapıyor. Aa, benim en iyi komşumdur. Çok severim ben bu ablanı. Selam et bizine. Şey. Benden 5 beter gül seviyor bu da. Çok seviyor. Buralar yazın çok güzel oluyor. Hep gül oluyor her yer. Buralar hep gül oluyor. Bir dünya gülü açıyor buralarda hep. Çok güzel oluyor. Gülleri çok seviyor benimkimi. Burası da bir şeylerden ekiyor. Şimdi ben evime gideyim şimdi. Akşama gelirim. Eltim çorba yapıyor. Ada benim eltim çorba yapıyor bunda. Demek çorbası. Desene merhaba. El salla yeter. Açtılı. Diye de benim komşum, ablam. İki oğlu var. Allah hayırlı yerden. Kaynanam diye kaynanadım. Ha? Kaynanadım sana. He? Ben abla diyorum. İki oğlu evlenecek, iki oğlu var. Allah hayırlı yerden kısmetlerini açsın. Meyli abla, ben gittim. Davay içi. Çorba yapan bunda kalacak. Öbür yardımcılar hep evine dağıldı. Akşama gelecekler. He abla? Davay. Hadi abu ablamın önünde gidiyoruz. Bu da gene bir komşumdur. Evime geliyorum. Hep bunlar geldi. Benim kapıma rast geldi. Onda da benim ültim. Bir şey yapmayacağım zaten çocuklara, çünkü dünkü annem yapmıştı ya, Kur'an çorbası var. Onu ay elimi sıktım. Buzdolabına koymuştum da. Onu iyi yalar. Ben de Kur'an'a gideceğim. Bunları düzeldik. Öyle bakın, benim kızım ne diyor evde. Ha da benim kızım oturuyor. He? Beni mi bekliyordun? Niye yastıkları hep yanan yığmışsın? Aşoka. Timur gelmedi. Niye açmışsın sen? Kuda uçurdu. Ha? Kuda uçurdu. Kuda uçla ya. Bundaydım kızım. Ablagildeydim ben. Ablagilde. He? Onda işlemedi. Oraya gittik. Diyor ki. Eve işleyelim dedi. Geri geldi. Ne? Sen istemedin oraya. Ve seni geri götürdü mü? Dur, сказала мне там скучно. Dedin? Dedin. Ладно, kızım. Bizim saat 7:30 akşam. İftara 15 dakika kaldı. Ben de çocuklara çorba isittim, yedirdim, topladım. Şimdi de Kur'an'a gidiyorum. Böyle Kur'an'a gidiyorum. Onda bir şey çekmeyeceğim Kur'an'da, çünkü yani dün kendi evimde Kur'an'ıydı, kendi evimde çekebildim, izin istedim, he dediler, çektim, ama şimdi gün evinde çekemem, onun için de gelirim ki görüşürüz.
Neyi diyorsun kızım? Yaşa bayım. Aferin benim kızıma. Altınım benim. Masaki. Ne güzel. Taşlar. Ne dur? Taşlar? He. Hı hı. Sonra? Ma bakalım. Hı. Это рус, это белый. Hı hı. Sıkışı güzel. Давай, et bakayım. Da. Nere sabah dediğin kızım? Abone taşlar. Taşlar? He. Gene ne edeceksin? Kuşka. Hı hı. İşte olmadık. Давай ikimiz edek. Neler edek bunda? Bunda neler edek? Sabah mama pazara gidecek, sana güzel şeyler alsın. Hep prensesli şeyler. Ha. Taşlar. Al yerim 3 güne yok edir. Bir çızır çızır tökür. Sabah maması pazara gitmesi lazım. Önemli bir şey. He mi kızım? Buna da alsın biraz. Yazan bir şeylerden alayım. Ne edek? Sabah alacağım ben seni. Man. Hı. Ne yapak? Bilmem sen ne istiyor canım, ne istiyor yapmak? Ne ne istiyorsun burada yapmak? Bana de. Dom. Dom? Eve. Ev gene ne istiyorsun? What the dom? Hı hı. He, takuti. Evde kimler yaşıyor kızım? Evde kim yaşıyor? Kimi yazacaksın? Kuşka. Koşka, pisike. Pisik mi? Yok. Ya. Pisik. He, pisik gene. Kuşka. Ama mama baba edeceğim mi? He. Oy malacet benim kızım. Nolik yaz hele, nol. Nolik yaz hele. Ben bilmiyorum nolik. Sen bilirdin ya bile bak. Evle. Edele sen de. Niye gülüyorsun? Ha? Yok. Yaz hele. Yok. Niye canım? Bilmiyorum nolik. Niye? Yaz hele. Nolik yaz hele bakayım. Bakayım. Oy maladi. Sırdiyeçka etti benim kızım. Yürek yaptı. Nesil ettin ismini? İle bir akıllı kızdır ki benim kızım. Mama sabah alsın her bir şey. Güzel güzel bir şeylerden. He? Ma. Hı. Tavın nogi çiçek. Tavın, yaz. Ne dur? Hele mama eri savat edelim mama. Mama. Hı. Ne seni yaptım mı mama? Ha, gene yap hele ben görmek istiyorum. Ne sen? Mama. Ha. Ha. Рисовать, ну что я шу, китап, рисовать есть? Все есть. Масаки, какая она милая сердечка. Да, или гюзель сердечко, я бы таки бену.